Selamun aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün Drive Club oynuyorum gençler. Drive Club'da motor kısmını yani motor yarışı yapacağız gençler. Size farklı bir mod da diyebilirseniz. Araba kısmını gösterdim. Şimdi de motor kısmını göstereceğim. Menüsü bu şekilde. Hani araba kısmıyla bir farkı yok gençler. Menü konusunda işte tur, tekli etkinlik, rastgele, multiplayer. Bunlar zaten vardı. Yani farklı bir mod yok. Ayrıyetten. Şimdi gençler tur modundan başlayalım isterseniz oynamaya. Ama oynayamayız çünkü paralı içerik gençler. Bakın çok yakında diyor. Drive Club Bikes Tour da paralı. Yani gençler şunu söyleyeyim zaten bu hani ilk Drive Club'ı ilk satın aldığınız zaman gençler mesela hani normalinde motor kısmı yok. Sonra ek güncelleme ile motor kısmı geliyor. Bir de geldikten sonra da gençler ek paket verip bütün motorları işte turları falan açmanız gerekiyor yani. Bir ya da iki tane motor var ücretsiz. Yani PlayStation Store üzerinden indirebileceğiniz. Zaten şimdi göstereceğim. Biz tekli etkinlik yapalım gençler. Size biraz yani böyle inceleme tarzı da olabilir. Evet, zamana karşı var gençler, sprint var, yarış var, yetenek var. Hani bu farklı bir mod. Araba kısmında yetenek yoktu gençler. Drift vardı. Hani bir farklı olan bu. Şimdi yarışa geçiş yapalım, zamana karşı falan yapmayalım. Tamam. Japonya'da yarışalım ya. Japonya iyidir. Tamam. Yol pisti mi olsun yoksa yüzdelik mi olsun gençler? Hadi yüzdelik olsun ya. Gençler zaman dilimi akşam olmasın çünkü yarışmak çok zor oluyor. Yağmurlu da olmasın çünkü motoru hakikaten kontrol etmek arabaya göre çok zor. Açık olsun. Tamamdır. Şimdi gençler gelelim motor sayısına. Motor sayısı gençler çok az. Hani bir araba kadar değil gençler. Yani 120 tane yok. 3, 6, 9, 12, 15 taneye yakın motor sayısı var gençler. Yani 15 tane falan var. Çok az. Bir de bunların gençler birçoğunu parayla satın almanız gerekecek. Hani yoksa başka türlü açamıyorsunuz gençler. Ben de bu ikisi açık. Hani bunlar ücretsiz gençler. Bunları PlayStation Store üzerinden gençler açabiliyorsunuz. Geri kalanları da hani bundan sonrası gençler bu BMW'den sonrası da paralı içerik. Yani bu gençler çok kötü bir şey. Hani güncelleme geliyor ama boşu boşuna geliyor gibi bir şey oluyor yani. Yani yapacak bir şey yok. Ben iki yarışı yapacağım gençler çünkü İki tane motorum var. Hani başka motorum yok. İki yarış yapacağım. İşte bir KTM var, bir de Aprilia var. Bunları size göstereceğim. Çünkü gençler şöyle bir şey var. Şimdi 3 yarış yapsam bir motorla 2 yarış yapmak istemiyorum yani. Tamam, KTM ile gençler başlayalım. Hadi fabrika çıkışı olsun. X diyelim gençler. Yarışa bir geçeyim gençler bir sesler bastırıyor mu diye bir bakacağım yoksa evet kontroller mod motor bakalım gençler ne tür bir farkı var arabadan etmeye başla bir dakika gençler ben şeyi hemen bir kısayım sesleri bir hemencik bir kısalım. Şimdi gençler bir motor sesi gençler eksi 6 diyor da tamam ya umarım bastırmaz gençler benim sesimi yani bastırmayacaktır. Şimdi gençler şimdi hani motor yarışı bu şekilde işte çok hani sürüş gücü falan sürüş dinamiği gençler farklı. Bakın mesela sağa sola çaktığınız zaman adamınız yere düşüyor.
Yani normal gerçek motor yarışlarındaki gibi. Yalnız çok zor. Sürmek çok zor. Gençler yani onu söyleyeyim. Evet. Yani gençler bir motor kısmını da az çok görmüş olun yani. Kokpit var gençler tabii ki. Şeyde de vardı kokpit. Arabada da vardı. Motorda da var. Ama gençler şöyle bir şey var. Birazcık daha fazla motor sayısı ve hani paralı içerik olmasaymış daha iyi olabilirmiş. Yani paralı satın almanıza gerek kalmasaydı daha iyi olabiliriz motorları. Ama yapacak bir şey yok gençler. Zaten çoğu kişi motorla oynamayacaktır yani. Arabayla oynayacaktır. Evet. Güzel. Diogo Montes. Onu geçmişiz. Çok uzun bir video olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Evet. Evet, mükemmel bir abi. Mükemmel dediğim gibi sonuncuyuz ha. Hakikaten sonuncuyuz. Yapma ya. Umarım sesimi bastırmıyordur. Evet. Bizde 55'e yakın bitti. Evet. Kırmızı bayrak aman. Keskin virajdı kırmızı bayrak. Bir keskin viraj daha. Yapay zeka gençler hiç zor değil. Hani şunu söyleyeyim gençler, oyunun yapay zekası çok da iyi değil. Hani hiç kazanmazlar, çok nadir bir şekilde yapıyor yani. Hani çok kaza yaptığını falan göremezsiniz yani yapay zekanın. O da biraz kötü açıkçası. Bakın şu an çarpışma cezası verdi. Ya şu cezalar falan gençler çok fazla var yani. Herhangi bir hani pist dışına falan yani yol dışına çıktığınız zaman size hani ceza puanı yazıyor. Evet. 8'inciyim, hadi 8'inciyim kesin. Hadi kardeşim, hadi. 8'inciyiz. Güzel. Dumanlar çıkıyor. Her yerden dumanlar çıkıyor. Yalnız gençler grafikler mükemmel. Yani evet. Evet gençler KTM'deyiz. KTM'de yani fena bir motor değildir yani KTM. %88 oldu. Hadi 8'inciyim ama hani sürüş gibi gençler zor. Hani çok kolay değil yani sürüş. Onu söyleyeyim. Evet. Ve gençler bitti. Biraz zordu gençler yani yarışmak. Evet, KTM 1290 Super Duke diye bir arabaymış. Yani pardon, motormuş. Evet. Evet gençler, şimdi ne yapacağız? Şimdi gençler bir yarışa daha isterseniz geçiş yapalım. Diğer motoru da size göstereyim yani. Aprilia'yı da size göstereyim. İsterseniz. Kanada diyelim hadi. Kanada olsun. Kayoş Point. Hadi bu da şey olsun ya. Yüzdeli olsun gençler yolumuz. Çok uzun olmasın. Hadi bu da gündüz olsun çünkü gece yarışmak zor gerçekten yani. Evet. Evet, şimdiki gençler Superbike'ımız yani motorumuz Aprilia RS V4 RF diye bir marka. Hakikaten çok şekil. Gençler BMW'den tutun işte Ducato, Suzuki, işte yani bir sürü gençler Japon markalı motor var. İşte Alman sınıfı da var tabii ki, işte BMW falan var.
Yani birçoğu var. Onu söyleyeyim. Evet. Bu arada gençler şu var. Ön falan kaldırabiliyorsunuz bakın. Böyle yani artistik falan yapabiliyorsunuz yani. Hareket falan yapabiliyorsunuz yani. İşte ön falan kaldırmak var. Haydi. Haydi çocuğum. Ya. Ne cezası ya. Çok fazla çarpmadım ki. Ne cezası. Ufak da olsa size hemen cezayı veriyor ya. Çok iyi değil yani. Neyse yapacak bir şey yok. %29, %30. Ya. İşte şöyle bir gençler böyle mesela sağa sola çarptığınız zaman mesela çok hızlı bir şekilde zaten adam motordan gençler düşüyor. Hani o güzel bir şey olmuş. Özellik olmuş yani. Bakın şu an bir kez daha düştü adam. Yani ben o özelliği beğendim yani. Böyle farklı farklı işte özellikler koymaları benim hoşuma gitti. Gitti. Haydi ya, haydi. Aprilia. Haydi. Haydi bize 60'a yakın oldu. Yapma ya. Yapma, 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 yapma. Pistten çıkış. Bir ceza daha. Haydi Rodrigo Martinez'i geçememişiz. Gençler motor kısmı hakkında baştan söyleyeceğim pek bir şey yok zaten. Hani size görüyorsunuz zaten. Hani sürüş fiziği falan zor. Hani çok kolay bir sürüş fiziği yok. Onu söyleyeyim. Şimdiden yani. Zaten gençler çoğunuz motor kısmını falan oynamıyorsunuz zaten. Yani paralı içerik. Zaten bu sadece iki tane motor var. Hani işte tur modu falan da açık değil. Yani. Ya çok kötüyüz ya. Kötü yarışıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Ve gençler. Motor yarışımız bitti. İsterseniz gençler yavaş yavaş videomuzun sonuna geçelim. Çünkü çok uzun video olmasın. İyice. Gençler. Bir videomuzun daha sonuna gelelim gençler. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.